Biliyorsunuz Süper Lig'in en pahalı satışı rekoru 22,5 milyon euro ile Cenk Tosun'a, en pahalı Türk futbolcu rekoru ise 34 milyon euro ile Arda Turan'a ait. Arda Turan bunu 2015 yılında başarırken Cenk Tosun 2018 yılında Everton'a transfer olmuştu. Yani birinin üzerinden 8, diğerinin üzerinden 5 yıl geçmiş olmasına rağmen hala bu miktarların üzerinde bir satış yapabilmiş değiliz. Peki bundan sonra yapabilecek miyiz? İşte bugün bu konu üzerinde duracağız. Bazen çıkan haberlere göre, bazen de tahminlerimize göre söz konusu bu rekoru kimler kırabilir? Buna bakacağız. Videomuza geçmeden önce bu tarz futbol videolarını seviyorsanız kanalımıza abone olabilir ve destek vermek için de videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımızdaki forma ve krampon çekilişine katılmak istiyorsanız da sadece abone olmanız yeterli. Keyifli seyirler. Orkun Kökçü. Hollanda'nın batısındaki Haarlem kentinde dünyaya gelen Orkun, gurbetçi bir ailenin çocuğuydu. Haarlem kentinin 70 kilometre uzağındaki Rotterdam'ın en büyük takımı olan Feyenoord altyapısında futbol eğitimini aldı. Kısa bir zaman içinde yeteneği anlaşıldı. Hollanda'nın U17, U18 ve U19 takımlarında forma giydi. 18 yaşından itibaren Feyenoord'da düzenli forma şansı bulmaya da başlamıştı. Büyük bir potansiyel vaat ettiği önceden beri biliniyordu. Hollanda milli takımından teklif gelmesine rağmen kabul etmeyip Türkiye milli takımını seçti. Önce Feyenoord'un 10 numarasını, daha sonra kaptanlığını aldı. Geçtiğimiz yıl UEFA Konferans Ligi'nde final oynamıştı. Bu yıl ise Hollanda Ligi'nde şampiyon oldu. 2023 yılında Hollanda Ligi'nin en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü. Tüm bunları yaparken piyasa değerinde 35 milyon euroya kadar çıkardı. Tabii artık seviye atlama zamanı gelmişti. Yaz transfer döneminin ilk günlerinde Benfica 25 milyon euro deyip Orkun'u transfer ettiğini açıkladı. Benfica bir sonraki basamak için oldukça iyi bir seçim gibi görünüyor. Orkun kariyer planlamasını muazzam yapıyor. Bu arada sonraki satıştan %20 payın yanı sıra 150 milyon euro çıkış maddesi olduğunu da söyleyelim. Belki 150 milyon euroyu kimse ödemez, ancak ben Orkun'u Arda Turan'ın rekorunu kırmaya en yakın aday olarak görüyorum. Zaten 25 milyon euroya transfer oldu. Performansını devam ettirmesi durumunda rekoru kırması hiç de zor olmayacak. Hakan Çalhanoğlu. Tıpkı Orkun gibi gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Hakan Çalhanoğlu, Almanya'nın Mannheim kentinde doğdu. Karlsruhe ve Hamburg formalarını giymesinin ardından asıl patlama yapacağı yer olan Bayer Leverkusen'e transfer oldu. 2017 yılında o zamanlar pek de iyi gitmeyen Milan'a 23 milyon euroya transfer olmuştu ve 4 yıllık kontrat imzalamıştı. 2021 yılına gelindiğinde imzaladığı bu 4 yıllık kontrat bitince Milano kentinin diğer tarafına, Inter'e transfer oldu. Bu transfer eski takımı AC Milan taraftarları tarafından büyük bir tepkiye sebep oldu. Olmuş olsa da Inter, Hakan'ın kariyerinde büyük bir yere sahip. Kariyerinin bu evresine kadar genelde 10 numarada oynayan Hakan Çalhanoğlu, Inter'de 6-8 numaraya evrildi. Milan forması altında hiç kupası bulunmuyordu. Inter'le 2 yılda toplam 4 kupa kazanırken bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Milli takımımızda her ne kadar istediğimiz verimi alamıyor olsak da Hakan piyasa değeri en yüksek oyuncumuz. Şu anda 40 milyon euroluk bir değere sahip. Şu an için bir transfer haberi çıkmış değil, ancak transfer olacak olsa Arda'nın rekorunu kırabilecek isimlerden bir tanesi de Hakan Çalhanoğlu bence. Arda Güler. Fenerbahçelilerin ve ülkemizin göz bebeği Arda Güler, Gençler Birliği altyapısından Fenerbahçe'ye katılmış bir oyuncu. Fenerbahçe'de gösterdiklerinin ardından tüm dünyanın dikkatini çekmiş durumda. Neredeyse her transfer videomda güncel durumunu anlatıyorum ama belki izlemeyenler vardır. Kısa bir özet geçelim. Arda Güler'le Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Ajax, Benfica, Newcastle United ve AC Milan gibi birçok Avrupa takımı yakından ilgileniyor. Biliyorsunuz Arda Güler'in kontratında 17,5 milyon euroluk bir çıkış maddesi var. Bunu ödeyen takımlar Fenerbahçe ile görüşmeye gerek kalmaksızın oyuncuyu transfer edebiliyorlar. Az önce saydığım hemen hemen her takım bu miktarı ödemeye sıcak bakıyor, ancak oyuncuyla anlaşma sağlayamıyorlar. Örneğin Ajax Arda Güler'le temasa geçen ilk takımlardan biri. Ama Arda Güler'in babasının bu transfer için istediği komisyondan dolayı Ajax geri çekildi. Benfica da aynı şekilde. Arda'yı istiyorlar ama komisyonu fazla buluyorlar. İspanyol basınına göre Arda Güler'in babası bu transfer için yaklaşık 20 milyon euro komisyon talebinde bulunuyor. Elbette bu miktarı ödeyebilecek takımlar var. Barcelona ve Real Madrid gibi. Barça Başkanı Laporta birkaç gün önce verdiği röportajda Arda Güler transferini bitirmeye çalışıyoruz. Deco İstanbul'da demişti. Ancak Barça ve Real Arda'ya ilk 11 garantisi vermiyorlar. Alıp başka bir takıma gelişimi için kiralık vermek istiyorlar. AC Milan ve Sevilla ise alıp ilk 11'de oynatmak istiyor. Arda Güler henüz kararını vermiş değil. Tabi Arda Güler şu anda her iki rekoru da kıramaz, çünkü 17,5 milyon euroya serbest kalabiliyor. Ancak benim Arda'yı koyma sebebim potansiyeliyle alakalı. En büyük potansiyellerimizden biri. İlerisi için çok büyük bir gelecek vaat ediyor. Rekoru kırmak için en büyük adaylardan biri. Ferdi Kadıoğlu.
Arda Güler'in ardından diğer bir Fenerbahçeli futbolcuyla videomuza devam edelim. Hollanda doğumlu Ferdi Kadıoğlu ülkemize ilk geldiği zamanlar 10 numara ya da sol kanatta oynayabilen yetenekli bir hücum oyuncusu görünümündeydi. Ancak özellikle Vitor'un onun üzerinde bıraktığı etkinin ardından bir joker oyuncu olduğunu fark ettik. Defansif ve ofansif kabiliyetleri gerçekten çok iyiydi. Kanatlarda, beklerde ve orta sahada oynayabiliyordu. Tabii bu özelliği onu değerli kılan en büyük etkenlerden biri. Zaten teklifler gelmeye başlamış. Oyuncuyla özellikle Newcastle United, AC Milan ve Napoli ilgileniyor. Aralarında en ciddi olanı da Napoli. Napoli daha önce Kim Min-jae ve Elif Elmas'ı almıştı. Belli ki memnun kalmışlar. Devamını istiyorlar. Şu an için teklifler 17-18 milyon euro bandında. Ferdi Cenk Tosun'un 22,5 milyon euroluk rekorunu kırıp Fenerbahçe'den ayrılabilir. Ayrıca ilerleyen dönemler için Avrupa'ya açıldığında 34 milyon euronun üzerine çıkabilecek bir potansiyeli de var. Napoli Kim Min-jae'yi 18 milyon euroya alıp 50 milyon euroya Bayern'e gönderdi. Bir benzeri Ferdi için neden olmasın? Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray'ın 3. lig takımı Erzincanspor'dan bulup getirdiği Kerem Aktürkoğlu üzerine koymaya devam ediyor. Kerem'in de söylediği gibi Başakşehir altyapısında 4 yıl kaybettiği için onu 17-18 yaşlarında tanıyamadık. Ancak geç de olsa patlama yapmayı başardı. Kerem şu anda 24 yaşında. 2 yıl gibi kısa bir sürede piyasa değerini 1 milyon eurodan 15 milyon euroya kadar çıkarmayı başardı. Bu sezon Icardi ile yakaladığı uyum ona asist krallığını kazandırdı. Süper Lig'de yaptığı 12 asistle asist kralı olurken toplamda çıktığı 38 maçta 10 gol 14 asistle 24 gole doğrudan katkı sağladı. Şu an için gelen teklifler 15 milyon euroyu geçmiş değil. Ancak gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği bir performans ona Avrupa'nın yollarını açabilir. Enes Ünal. Sırada rekorun ucundan dönen talihsiz bir futbolcumuz var. Son yıllarda Hetafe'de gösterdiği performansla piyasa değerini 25 milyon euroya kadar çıkaran Enes Ünal'la Juventus ve Atletico ilgileniyordu. Ancak Enes Ünal yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala 24 Mayıs'ta ağır bir sakatlık geçirdi. Enes Ünal'ın 2023 yılını kapattığı ve 2024'ün başlarına doğru sahalara tekrar döneceği tahmin ediliyor. Eğer sakatlanmamış olsaydı 30-35 milyon euro bandında bonservis bedelleri konuşuluyordu. Geri döndüğünde bu miktarların tekrar konuşulabilir. Bilmesi için Enes'in kaldığı yerden devam etmesi gerekiyor. Umarım da öyle olur. Hetafe'nin 10 numarası Enes Ünal, koyu bir defans kültürüne sahip olan takımının gol yükünü çekiyor. Öyle ki Hetafe bu sezon La Liga'da toplamda sadece 34 tane gol atabildi. Bu gollerin 15 tanesine Enes Ünal'ın doğrudan katkısı var. Bir önceki sezona bakacak olursak Hetafe 33 gol atmıştı ve Enes Ünal bunların 17 tanesine doğrudan katkıda bulunmuştu. Yarısından daha fazla. Eğer daha hücum ağırlıklı oynayan veya bu kadar katı savunma yapmayan bir takımda oynarsa Enes Ünal'ın önü açık gibi görünüyor. Ayrıca bu 6 isme ek olarak söylemek istediklerim de var. Merih, Çağlar ve Cengiz gibi Avrupa'da oynayan futbolcularımız da yüksek miktarlara transfer olabilirler. Ancak bu isimler kariyerinin duraklama ya da gerileme döneminde oldukları için listemizi almadım. Örneğin Cengiz Roma'da oynarken 30-40 milyon euroları görebilecek bir isimdi. Şu anda bu sayılara çıkması mümkün görünmüyor. Merih, Atalanta'daki ilk yılında çok iyiydi. Ancak bu yıl teknik direktör Gasperini ile arası bozuktu. Geleceğinin nasıl şekilleneceğini bilemiyoruz. Çağlarsa bu sezon neredeyse hiç şans bulamadı. Zaten kontratı bitti. Bedavaya transfer olacak. Ligimizden Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Abdülkadir Ömür gibi isimler de geçmiş dönemde çıkış yapmış ve yüksek miktarlar onlar için de konuşulmuştu. Altay ve Uğurcan için bu sezon pek de iyi geçmedi. Abdülkadir de yeniden toparlanmış olsa da 22,5 milyon euroyu geçeceğini sanmıyorum. Söylediğim gibi potansiyelleri elbette var ancak yakın dönemi konuştuğumuz için listemize almadım bu isimleri. Evet, Cenk Tosun'un Süper Lig rekorunu ya da Arda Turan'ın en pahalı Türk oyuncu rekorunu kırabilecek futbolcular bana göre bu şekildeydi. Umarım hazırlamış olduğum videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.